Bugün sizlere oldukça acayip bir hikaye anlatacağız. Hikayemiz Müslüman bir kadının hikayesi. Bu kadıncağız vefat etmişti. Yıkanıp kefenlenmesinden sonra ailesi mezarına koyup üstünü toprakla örtmüştü. Sonrasında çok acayip bir şey oldu. Mezardan garip bir ses yükseldi. İnsanlar bu sese kulak verdiler fakat ne dendiğini anlayamadılar. Hoca efendi kulağını mezara dayadı. O anda mezardan bir ışık hüzmesiyle beraber mis gibi bir koku çıkmaya başladığını fark etti. Işık mezarlığı aydınlatıyor, koku orada bulunanların içine işliyordu. Mezardan çok buğulu bir ses çıkıyordu. Kimse ne dediğini anlamıyordu. Hoca orada bulunanlara, ''Vallahi bu kabir nimetlerindendir. Bu kadın gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanoğlunun aklına gelmeyecek nimetlerle nızıklandırılıyor.'' Hoca şöyle anlatıyor, ''Kabrin başında duruyordum. Yerin hareketlendiğini hissediyordum. Anladım ki kabir bu kadın için genişlik ve ferahlık alanı olmuş. İnsanlara dedim ki, duyduğumuz o garip sesler sanıyorum ki onun iyi amellerinin sesidir. Ona kabirde arkadaşlık ediyorlar. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Salih bir kul öldüğü zaman göklerden bir ses şöyle seslenir. Kulum dosdoğru olmuştur. Onu cennet elbiselerinden giydirin. Ona cennet nimetlerini serin. Ona cennete giden bir kapı aralayın. Sonra ona cennetin kokusu gelir ve kabri onun için genişletilir. Sonra ona güzel yüzlü, iyi giyimli ve güzel kokulu bir adam gelir. Müjdeler olsun, bu sana vaad olunan gündür, der. Ölen kişi, kimsin sen? Senin gelişin hayırlı bir gelişe benzer, der. Adam, ben senin salih amellerinim, der ve ona kabrin karanlığında arkadaşlık eder. Hoca efendi, bu kadının kocası nerededir, diye sordu. Adam çıka gelince, eşin hayattayken ne yapar, nasıl amel ederdi ki böyle bir nimetle nimetlendirildi, diye sordu. Kocası, o namazlarını vaktinde kılmaya çok özen gösterirdi. Kur'an-ı Kerim okumayı severdi. Allah'ın kitabından okumadığı tek gecesi bile geçmemiştir. Ayrıca her gece Mülk suresini okumaya muhakkak gayret ederdi. O surenin kabir azabından koruduğunu bilirdi. Orada bulunan herkes, kadının güzel ahlaklı olduğuna ve Allah'a itaatkar bir kul olduğuna, akrabalarına karşı iyilikte bulunduğuna şahitlik etmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'da 30 ayetlik öyle bir sure vardır ki bir adama şefaat etti ve o adam affolundu. O sure Tebareke Mülk suresidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruçla Kur'an kıyamet gününde kula şefaat edeceklerdir. Şöyle ki oruç, ey Rabbim ben onu gündüzleri yemekten ve şehvetlerinden men ettim. Onun için beni onun hakkında şefaatçi kıl diyecektir. Kur'an'da ben onu geceleri uykusuz bıraktım. Beni de onun hakkında şefaatçi kıl diyecek, böylece ikisi de o kula şefaatçi kılınacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okumanın faziletlerine ilişkin olarak bir hadis-i şerifinde Kur'an okuyunuz, çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir buyurmuştur. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam gündelik yaşantısı içerisinde sık sık Kur'an-ı Kerim okumaya özen gösterirdi. Hadis-i şeriften anlaşılacağı gibi okuduğumuz takdirde ahirette en büyük kurtarıcı ibadetlerimizden biri olacak olan Kur'an-ı Kerim, ebedi mutluluğa kavuşmamız için çok önemli bir fırsattır. Allah'ın kelamından ibaret olan ve kesinlikle değiştirilmemiş olan son kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman her harfine en az 10 sevap yazılır. Ebu Yala Şeddat İbni Evs Re'a'nın rivayetlerine göre Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran, bunu yeterli görendir. Hak yoldan ayağımızın kaymaması için iyi bir rehber olan Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okumanın bizlere katkısıyla ilgili şu şekilde zikrediliyor. Gerçekten bu Kur'an kendisine sıkıca tutunanları doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere kendileri için muhakkak büyük bir mükafat olduğunu da müjdeler. Allah tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan bu kitap, müttakiler için bir yol göstericidir.